Arkadaşlar herkese merhaba. Göç Hikayesi bölüm 6 ile sizlerleyiz. Türk eden bir doktorumuz. Kendisinin ismi Abdullah. Birazdan tanıtacak kendisini. Arkadaşlar bu video için çok uğraştık. Sayın doktorumuz bir kaç aydır tanışıyoruz? Bir aralığın başından beri. Eren yüzü aralığın başından. Seninle de aralığın hemen hemen aynı. 7-8 aydır tanışıyoruz. Ama ancak vakit bulabildik. Hem onun vakti, hem biz şimdi de zaten hem o işten çıktı, hem ben işten çıktım, Eren de okuldan işten geldi. Şimdi sizin için bu videoyu inşallah çekeceğiz. Şimdi kendini tanıtır mısın bize ve takipçilere? Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Beni burada aradığınız için. Doktor Abdullah, 2019 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 2 yıl, 1 ay ya da 2 ay olması gerekiyor. Yani zorunlu hizmetim bitti Türkiye'de. Daha sonrasında başka bir yere aslında ben başvurmuştum. Oradaki işlemler uzayınca, orası da Danimarka'ydı ama açıklamak gerekirse. Onda aşamaları var, Amerika aşaması, onların hepsini geçtim. Daha sonrasında bu COVID süreci başlayınca bu işlemler biraz uzadı. Yani ben okuldan mezun olduğumda TUS'tan kötü bir puan almamıştım ama daha sonrasında hani böyle bir yani kalmamam gerektiğini hissettiğim için böyle bir yola girmeye karar verdik. İşte o zamanlarda nasıl olduysa bir Danimarka kulağımıza geldi falan. Bir süreç başladı o şekilde. O Danimarka işleri uzayınca bir gün ben de YouTube'da böyle hani yani Danimarka baktım uzadı böyle. Ne yapabilirim falan derken bir tane Pakistanlı ve Hindistanlı bir adama rastladım. O böyle buraya gelmiş falan. Dedim ki ya ben de deneyeyim yani ne olacak falan şeklinde. O süreçte araştırırken başka bir buradan bir küçük bir davet gibi bir şey de aldım. Yani burada hani böyle bir kurumda hani nasıl bir şey böyle tam zamanlı bir iş değil de böyle part time bir iş hani gibi bir şey yani daha çok böyle koordinasyon işi de çıktı ortaya böyle daha önceki bağlantılarımdan. Onu da kullanarak hani bir geleyim deneyeyim ne olacak diye bir göreyim dedim. Böyle bir yolculuk başladı yani ben Kasım'ın sonu ya da aralığın başı gibi bir şey buraya geldim yani. Kasım şu anda biz Temmuz'dayız. Evet. 8 ay 9 ay oluyor. Olmuş mu? Bayağı olmuş. Vallahi bayağı olmuş. Geçti. Buraya dil okuluyla geldi. Şöyle bir şey aslında direkt dil okuluna da gelmedim. Hani ben buraya geldiğim işten hani bir dil okuluna da gideyim. Hani ben hiçbir zaman hani böyle bir İngilizce eğitim almadım. Yani ben fen lisesi çıkışlıyım ama yani fen lisesinde İngilizce dersinde çok böyle İngilizce değildi. Hani matematik şu bu çözülür. Yani çok böyle yani usual bir şeydi yani. Başlar simple present tense lise 1'de, lise 2'de hadi simple present tense öyle bir hiçbir İngilizce eğitim yoktu. Ama böyle sokak İngilizcesine biraz aşinaydım. O zamanlar biz böyle bir sırt çantası bir moda vardı biz sırt çantasıyla gezmek falan. Bir tane arkadaşım vardı onunla böyle ülkeleri gezerken Couchsurfing diye bir program var. Böyle hani biraz İngilizcem o süreçte birazcık konuşma İngilizcem ilerlemişti yani. Hani böyle bir eğitim alayım daha sonra işte gramerim şöyle, speaking'im şöyle. Şöyle de güzel yazar mı diye bir şeyim yoktu ama hani geleyim burada bir İngilizce eğitimi de alayım diye düşündüm. O süreçte böyle bir eğitim de aldım. Kursa da zaten en fazla bir ay gide gidelim. Bir ay yani, ya da bir buçuk ay bile yoktu yani o süreçte. Kursa eğer İngilizce bilenlere kursa gelmeleri tavsiye etmek için yani. Hayır yani şöyle bir şey onu yani İngilizceniz hiç yoksa bir şey Türkiye'de oluşturun daha sonra üstüne koyun. Ya buraya geldiğinizde çoğu insan zaten Hindistanlı, Pakistanlı arkadaşlar bunlar böyle hani İngilizceyi şakır şakır konuşuyorlar yani. Herkes burada bir şekilde Mısırlılar, Sudanlılar yani sizin de yok diyebilirsiniz ama vardır ama sizin kendinizin nasıl bir seviyede olduğunuzu siz benden daha iyi bilirsiniz. Burada İngilizce kursuz yapamayacak olan da vardır. Bu okulda da böyle. Adam birisi ders dinlemeden yapmaz. Birisi de evde çalışmak daha çok ona verimli gelir. Birisi de uygulamalı şeyler daha hoşuna gider. Yani kendinizi tartmalısınız, ona göre bir karar vermek bence daha da çok kişisel bir soru. Benim sadece İngilizce ile burada kursla düzenli olmayan bir ay, bir buçuk ay böyle bir ilişkim oldu yani. Bir şey daha soracağım. Ben buraya geldiğim zaman abi İngilizce seviyen ne seviyedeydi? Ben İngilizce seviyemi bilmiyorum. Okulda neyle başladın sen? Ya okula geldim, benim üçüncü seviye, B1'e mi ne attılar? Sonra ben sınıfa girdim, kötü konuşmuyorum. Hoca kendisi dedi, B2'ye geç. Zaten o geçiş işlemlerini falan yaparken başka bir yerde, burada bir zaten bir yerde bir küçük bir işim vardı. Bir üniversite hastanesine burada bir researcher olarak bir mail attım bir hocaya.
Oradan bir research kabulü aldım. İşte üreme sağlığı üzerine ilaçları yapacağım. Oraya devam ettim. Tabii bu arada da en önemli aşama devam ediyor. Belge aşamaları yani her an o zamana şahit. Arkadaşlar böyle bir şey yoktu. Stres. Yani o belge işlerini de o arada götürüyor. Ben buna Türkiye'de başlamıştım. Şimdi ona da zaten hani sorusu gelince cevaplar soru cevap kısmında. Bir 19 tane sorumuz var arkadaşlar. İki farklı doktordan aldık bu soruları. Bu soruların hepsini zaman da biraz uzun olacak. Hepsini inşallah cevaplandıracağız. Abdullah. Diyelim ben doktorum. Buraya gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim diye. Biletimi kesiyorsun. Öyle değil. Kesiyorsun. Yani. Abdullah abi arıyorsun. Keşke öyle olsaydı. Şimdi buraya gelmeye karar vermeniz lazım. Bu önemli bir karar. Şimdi herkesin dinamikleri çok farklı. Evli olan var, bekar olan var, boşanmışı var, çocuğu olan var. Öncelikle bu kararı hani vermeniz lazım ki enerjinizi buna verin. Hemen ya belki hani bir deneyin deyip bu yola çıkarsanız hem vaktiniz gider, hem enerjiniz gider, hem de paranız gider. Yani bu üçünü de kabul ama bunu kafada kuracaksınız hani ben de expert gibi konuşuyorum ama hani bir tecrübemiz oldu yani biz hani estağfurullah yani şey burada şey anlaşılmasın sen de ne kadar biliyorsun falan. Ya sadece hani bu bir süreç buna bir karar vermek lazım buna oturup ya ben işte her gün Türkiye'de birileri diyor ki mesela bana birileri ulaşıyor ben Dubai'ye gelmek istiyorum. E tamam da hani ne yaptın hani bir YouTube'u açtın ya da internete yazdın mı işte Dubai'de nasıl hekim olarak çalışabilirim. Ya en kötü, en basit ekşi sözlükte bir arama yaptım. Yani bunlar, hani ilk önce bunları yapmadan önce eğer küçük bir araştırmanız olmadan bunu soruyorsanız zaten bu işin ciddiyeti azdır yani. Ben o YouTube'da o videoyu gördüm. Dedim ki bu adamlar bunu başarıyor. Ben de bir deneyeyim ne oluyor? Girdim oraya. İngilizcem de çok iyi değildi yani. Hakikaten açtım çeviriyi. Google çeviri var, Yandex var, Bing var. Reklam oluyor mu? Reklama alırız onları. Ya onlardan çevirin. Mesela adam konuşuyor İngilizce, altta yazıyor. Ya hani gerçekten hepimiz altyazılı film izliyoruz. Hani anlıyorsunuz adam ne diyor. İşte Hintlisi gelmiş, Pakistanlısı gelmiş, Sudanlısı, Mısırlısı. Yani buraya geliyorsunuz İngilizler, Fransızlar hepsi yani çoğu burada yani. Yani onların da bir kısmı burada. Doktorlardan hani benim çalıştığım hastane. Yani biz 50-60 arası doktoruz, belki 40 ayrı milletten doktoruz yani beraber çalıştığım Fransız doktor da var, İngiliz de var, Alman da var, Venezuelalı var, Kanadalı var, Avustralyalı var yani. O yüzden herkes bir şekilde gelmiş oraya. Tabii onların gelmesi biraz daha basit Avustralyalıların, diyorum, İngilizlerin çünkü onlar şey alıyorlar, UK register yapıyorlar, burada şeyi sayıyor, clubları falan sayıyor burası ama belge işlemini herkes yapmak zorunda. Dataflow diye bir kurum var şimdi en önemli. Dataflow. Evet. Aşamaya geldik herhalde. Evet, belgeler. Şimdi belge aşaması gerçekten insanın sinir stresini yoran bir şey. Ben o sitelerden, YouTube'dan videoları izledim. Bir şeylerden böyle bir hani anladım hani ne isteniyor kabataslar. Daha sonrasında buradan bir abiye birkaç soru sordum. O da sağ olsun bana cevap verdi. Hani bunlar diye ben hatırlıyorum dedi. Daha sonrasında bir tane de sağ olsun çok sevdiğim bir doktor arkadaşım var Türkiye'de, o da hani İngilizcesi iyiydi. Beraber ya dedim abi hani bir gün İngilizcen varsa beraber bu bakalım başka bir arkadaş da yapmıştı. Hani sen de bir oku hani ben anlıyorum bir şey ama sen hani İngilizcen daha iyi. Beraber baktık. Ya baktık bir tane yani bunların yani Dubai'de her şey yani siz de biliyorsunuz. Birileri adına bir iş yapan birileri var. Her zaman yani. Bu devlet olur, özel şirket olur. Yani bir şeyi bir şeyin adına yapıyor. Burada mesela devlet ilgilenmiyor bu paperworklerle. En son aşamada Dubai Health Authority devreye giriyor. Onun öncesinde Dataflow diye bir kurum var. Bu kurum Hollanda merkezli bir kurum. Daha önce Amerika sürecine falan girenler belki biliyordur. Epic diye bir kurum var Amerika'da, Philadelphia'da. Onun körfez ülkeleri için ve birkaç ülke daha var yani GCC diyorlar. Yani burası Gulf Country bilmem community gibi bir şey. Bunların işlemlerini yapan bir şirket. Bu şirket Hollanda merkezli ama hani şeyleri var, şubeleri var, ofisleri var. Bu şirket ilk önce ama bu şirketin sayfasına girebilmek için Dubai Health Authority'nin sayfası var. Buraya giriyorsunuz. Bu sayfayı da ikide bir değiştiriyorlar. En son şimdi orada hastaların rapor falan hasta yazdığı zaman yine o site. Biz de hala o siteyi kullanıyoruz. Yani o site genel site. DHA diye yazılıyor. DHA. Dubai Health Authority. Oraya gireceksiniz. Şimdi bir soru daha var burada. Yani şimdi
Dubai var, Abu Dhabi var, Sarrah var. Sen burada bir, hani burada mesela şöyle bir, burası bir ülke, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, biz Dubai Emirliği'nde yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün, 7 tane bölge var gibi Amerika'daki düşünün. Amerika'daki state'ler gibi. Aynen, yani biz şu an İç Anadolu bölgesinde, İç Anadolu değil mi? Antalya. Yani Ege bölgesinde yaşıyoruz gibi yani. Hani burasının, yani burada alacağınız şey Ege bölgesinde geçerli. Öyle düşünün yani. Hani buradaki belgenizle Abu Dhabi'de çalışamazsınız. İşte 3 tane ana belge var. Doh var. Şeyin, Abu Dhabi'nin. Abu Dhabi buranın başkenti zaten. İşte DHA var. Bizim Dubai'de çalışmamızın. Bir de MOH var. Ministry of Health. Bu da geri kalanların, yani işte Sharjah, Russia, Cayman. Align, Abu Dhabi'de Align'da geçiyor ama hani genel itibariyle geri kalanların bunları yapıyor. Şimdi sizin hedefiniz, yani Dubai ise ben Dubai'yi anlatacağım. DHA sitesine giriyorsunuz. Orada kendinize bir tane hesap açıyorsunuz. O hesap zaten sizi yönlendiriyor. Şimdi bir evrak aşaması var, bir de sınav var. Sınav güzel ama İngilizce. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi o sınavı da yapmanız lazım. Şimdi ilk önce ama belgeleri halletmek lazım. Belgeleri nasıl hallediyoruz? Data Flow'un oradan sizi yönlendiriyor zaten diyecek. Yanında da videolar var zaten. Data Flow'un sitesine girdiğiniz zaman video var. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, bunu şey yapacaksın, bunu buraya koyacaksın. Teker teker anlatıyor. Anlamadınız. YouTube'a yazın. Anlatan adamlar var. Hani biz de şimdi anlatan biri oluyoruz ama hani benim hakikaten bilgisayar skillerim o kadar iyi değil. Yani keşke Eren kadar iyi PUBG oynayabilseydim. Ama hani benim o şeylerim iyi olmadığı için size şu an onu anlatamıyorum ama basic olarak gireceksiniz, hesabınızı açacaksınız. Daha sonra istenilen belgeler var. Oraya girmeden önce belgelerinizin hepsini tamamlayın. Ne gerekiyor? Bir, transkript belgesi. Okuldan alacağınız 6 yılınızı gösteren transkript belgesi. Bu açıklamalı olmak zorunda değil. Ne aldıysanız, yani transkript, İngilizce transkript istiyor. İnternlük belgesi. Burada internlük belgesi, kulakla yoluna gidenler de bilir. İnternlük belgesi önemli. 12 ay bir internlük yapmış olmanız lazım. Kesintisiz bir şekilde olup olmadığını bilmem ama 12 ay. Onu da belgelendirmeniz lazım. Onu da yazın mesela. Şu tarihte mesela Ağustos'la, Ağustos'ta bilmem Eylül arası 2 ay işte acil stajı. Bunun hepsini yazmanız lazım. Ya hepsini orada yazabilir. Bunu okulların öğrencileri bilmiyor. Kendiniz hazırlayın. Bu kulaba gidenlerin örnek şeyleri var. Oradan hani dekan imzası en son derece. Bunu İngilizce de hazırlatabilirsiniz. Okullar yardımcı oluyor. Benim okulum sağ olsun yardımcı olmuştu. Yani İngilizce. Diploma. Diplomanın İngilizce olması lazım. Biz hani 2019 mezunu olduğum için bizimki yarı İngilizce, yarı Türkçe olduğu için öyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu üçü okuldan. Ne dedik? Transkript. Diploma. Bir de internlük belgesi. 3 tane belge bu okuldan. Bunlar fix. Şimdi geldik, başka ne almamız gerekiyor? Good standing belgesi almanız lazım. Bunu Sağlık Bakanlığı'ndan da alabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor. TTB'den de alabilirsiniz. Zaten alabileceğiniz 2 tane var. Good standing'i de bir kenara koyduk. Bir de tıbbi lisans dilek belge var. Buna en son geleceğim. Bu zaten benim işlemlerimi uzatan tek şey bu oldu yani. Bir belge daha gerekiyor. Experience, deneyim belgesi. Hani 2 yıl çıktı. Mesela şöyle bir şey, pratisyenler için 2 yıl çalışma zorunluluğu var. Kendi ülkelerinde postgraduate, yani okul bittikten sonra 2 yıl deneyim olması lazım. İnternlük tarihçi değil mi? Tabii, internlük tarihçi. Uzmanlar içinse, uzmanlık asistanlık dahil değil. Asistanlık bittikten 3 sene sonra, yani bu home country olur, yani mezun olduğun ülke olur, atıyorum başka bir ülke de olur. 3 yıl çalışmış olman lazım ve bunu belgelendirmen lazım. Ben burada çalıştım. Bunu da koydu. Bir tıbbi lisans. Tıbbi lisans bizim ülkemizde olmayan bir belge. Çünkü bizim diplomamız, bizim ömrümüzün sonuna kadar doktorluk yapabiliyoruz. Ama burada öyle değil. Burada lisans alıyorsunuz ve burada lisansı her sene yeniliyorsunuz. Yani mesela ben lisansımı her sene yenilemek için eğitimler alıyorum. Atıyorum bir gün EKG eğitimine gidiyorum işte. Ya puan topluyorsun yani işte. Benim mesela bu sene toplamam gereken puan 40 mı ne öyle bir şey yani. Kaç puan? Ya o önemli 5 mi 10 puan ne ne ama hani bunu topluyorsun. Hayır ya, mesela event oldu, otellerde yemek yiyor, şeye katılıyorsun işte, diyor ki DRA'ya yeni yaklaşımlar. Oturuyorsun, dinliyorsun, oradan sertifika veriyor, 5 puan, onu yüklüyorsun DHA'ya. 5 puan yüklüyorsun. Bunlar çok hani önemli şeyler değil ama burada onu hani anlatmak istiyorum. Burada, burada lisansın replase edilmiyor. Yani her sene yenilenmesi lazım. İngilizce kelime konusu bak bak. Tamam, orada yaşıyorsun ben İngilizce. Yani tabii ki olacak. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi tıbbi lisans bizim ülkemizde yok. Ben mesela bunun sıkıntısı, ben tüm belgelerimi Türkiye'deyken aldım. Hepsini Türkiye'de yükledim.
hepsi de şimdi Dataflow'un sitesine giriyorsunuz. Şimdi Primary Verification Search yapıyor. Sizinle iletişime geçiyor Dataflow. Bir şeyler istiyor işte hani e-devletten falan bir şeyler istiyor. İşte bir lisans numarası istiyordu o zaman. Onu çıkarıncaya kadar hani ne istediklerini anlamıyorsun. Onu soruyor. O numaranın vallahi ne olduğunu hatırlamıyor. Sonra bunlar her şeyi soruyorlar. Mail yolluyor. Okulunuza soruyor. Diyor ki bu belgeleri gönderdi bize. Belgeler doğru mu? Okul buna cevap vermiyor. Mesela ben İl Sağlık'tan experience almıştım. İl Sağlık'a soracak yani. İl Sağlık Müdürlüğü'nde onu açan adam büyük ihtimal İngilizce bilmiyor. Yani onun bir uyanık olmanız lazım ki adama ikide bir demelisiniz ki hani bir check etsen Allah için bir baksana kardeşim. Ya bilmeyen hani birisi unutmuştur yani mailin şifresini. Yani bunlar hani deneyim belgenizi nereden aldığınız da önemli. Şimdi bazılarımız özel hastanede çalışıyor. Onların hepsinin cevap ama official cevap verilmesi lazım. O kağıdın altına, yani şuna dikkat edin. O kağıdın altına kim o belgeyi hazırlamışsa, şimdi belgeyi hazırlayan for contact diyor ki mesela direkt şeye dekana ulaşım demiyor. Dekan adına o belgeyi yapan biri var. Hani imza sürküsünden gidiyor ya. Tıbbi sekreterler hazırlıyor. Onun cevap vermesi lazım. İşte bunlar çok uğraştırıcı gibi geliyor ama hani gerçekten hani bunu şimdi özel şirketler de yapıyormuş. Yani burada da denklik işlemlerini burada yapan kişiler de varmış. Bayağı bir paralar istemiyormuş. Yani dediğim gibi ona da gidebilirsiniz. Öyle de bir soru aldım. Ona da gidebilirsiniz ama ben hepsini kendi başıma yaptım. Neyse bunları hallettiniz. Bir lisans dediğim gibi bizde yok. PTB'den alabilirsiniz ama ben adamları ikna ettim. Burada ofislerine 3-4 defa gittim. Benim bu standing'in içine yazmışlardı. Ya diploma Türkiye'de şey yerine geçiyor. Lisans yerine geçiyor ama adamlar bunu anlamıyor. Burada mesela 10 gün işe yeni başlamış biri girmiştir oraya. Sizin belgeniz orada da bitti. Ben 2-3 defa merkeze gittim ki merkeze gitmek de çok doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben orada durumu açıkladım, her şeyi açıkladım. Hani bakın dedim bizim ülkemizde böyle. Ama tıbbi lisansı siz garanti olsun diye TTB öyle bir belge veriyor yani. O formata uydurup veriyor. Ama dediğim gibi işte bence onu alın yani TTB'den. Hani ya da işte bilmiyorum Sağlık Bakanlığı vermiyordu. Biz çok uğraştık yani o süreçte. Ben çok çok zorluk çektim. Hem de diyor. Evet, yani kimleri arıyorum diyorum ki bakın bir yazı yazacaksınız. Türkiye'de hani zaten gitmişiz falan hani bilmiyorum çok böyle benden hani iyi bir görev yani güzel bir görev dedim severek de yapıyorum ama hani bir şeyler hani artık bir değişime gitmek için gittiğim için bilmiyorum çok böyle bu süreçte birazcık zahmet çektim. Bir gün baktım sabah kalktım tak belgelerin onaylanması yazıyor ki diyor işte Dataflow Process Approved diyor zaten mail geliyor size bir tane dosya atıyor. Bu dosya sizin belgeler onaylanmış. En önemli step bu. Bunu bitirdikten sonra her şey daha rahat. Ama Türkiye'deyken de yapılabilen, bitirilebilen bir süreç değil mi? Tabii ki. Ya mesela 21 günde normalde bitirilebiliyor bu süreç. Ama takılır. Ya 21 günde imkansız. Yani olabilir. Hani atıyorum. Çok hızlı da işlemlerimiz var. 21 günde de bitirenler var biliyorum. Ama takıla da bilir. Yani senin önerin Türkiye'deyken yapılması. Yani tabii. Bir şey yok yani. Yani hayır. Yani ya ben o süreçte buraya gel zaten ben işte orada yanıyor zaten Dataflow'un sitesi var. Size bir case number veriyorlar. Oradan takip ediyorsun işte mavi oluyor işte aşağı 5 tane nokta var. En son mavi oluyor falan sarı oluyor. Şu dönüyor kırmızı oluyor. Ben bir kırmızı oldu. Moraller sıfır yani buradasın farklı bir ülkedesin hani halletmeye çalıştım ama hani bir küçük bir maddi olarak tabii yani şeyim kötü değil yani. Maddi olarak bir yolum vardı yani. Çok saçma bir cümle. Yanında bir işim vardı. Ya bir yerde hani destek, bir yerde de küçük bir işler yapıyoruz yani. Hani bu research, hani çok bir şey almıyoruz ama hani... Cepten yemiyorsun. Cepten de yemiyoruz. Bu da Dubai'de kim cepten yemiyor? Dubai'de... Dubai'de kim cepten yemiyor? Hayır, yani Dubai'de cepten... Tatlılar da mı cepten? Hayır yani burada hayat ucuz değil. Tabii. Yani burada yani bir şey kazanmadan iyi bir şey. Buranın parasıyla kazanmadan. Buranın parasıyla kazanmadan yani bugün TL şu an ne kadar? 1 dirhem 4.4. 4.50 idi en son galiba. 4.50 mi 4.70 mi her gün değişiyor zaten. Yani en on. Neyse yani ben Allah'a çok şükür hani bir çok fazla bir zahmet çekmedim. Ama dediğim gibi bir masrafınız oluyor. O yüzden bunları Türkiye'de halletmeniz lazım. Yani bunu belge işte Türkiye'de yapacağız. Şimdi belgeyi hallettiniz. Dataflow'a approval'ı aldınız inşallah. Bu zaten önemli bir kısım.
Şimdi şey almanız lazım. Bir de sınav var. Sınav 150 soru. 150 soruluk prometrik. Prometri biliyorsunuz zaten. Prometrik. Amerikalıların yaptığı bir sınav. Bu USMLE'ye. İşte ona gidenler de prometriye gidiyor. Burada da prometrik var. Prometrik'in İstanbul'da ve Ankara'da da merkezi var. Orada da girebilirsiniz. Sınav için de buraya gelmeniz gerekiyor. Bu aşamalara kadar gerekiyor. Aynen. Şimdi sınav için valla her şeyi toplamanız lazım. Yani YouTube'a girip, Facebook'lara, Google'lara giriyorum. Ben hiçbir kitap almadım. Şimdi diyecekler ki bu adamla ne kitap ne şey. Yani gerçekten internette ben o kadar anlamıyorum. Sadece yazıyordum yani. Prometric question. İşte GP question. Bir de burada Suudi Arabistan Medical License Exam'i var. İşte başka ülkelerim var. Burada benzer zaten sorular. Alıyorsunuz onları. Ben şimdi ne yaptım? Bu pratisyenler için konuşuyorum, uzmanlar için kitap da satıyorlar. Bakın kitap da alabilirsiniz. Dersen bazıları kitapla daha uygun çalışıyor. Ben kendime kitap bir guideline yaptım. Aldım Step 2 CK'nın kitabını okudum. YouTube'da bir tane Nepalli adam videolar çekmiş 12'ne baktım. Bir tane Hindistanlı ablamız videolar çekmiş 12'ne baktım. Soru çözüyor falan. Bir tane de vallahi Hintli galiba o arkadaş da çekmiş. Hepsini ben izledim. Not aldım, defterimi açtım, yazdım. Bir de bilgisayar almıştım o zaman. Dokunamatik çünkü biz hani alışmışız çizmeye. Ben de bilgisayarı çiziyordum elimle. Step 2 CK'nın kitabını okudum. Şimdi onların hepsi yani onların ne yaptığını çok hatırlamıyorum. Bir de açtım o kadının videolarını açıklamalı onları okudum. Daha sonra bir tane de soru çözdüm. İşte club sorularına biraz baktım. Daha böyle işte bu Step 2 CK'da da soru cevap şeklinde gidiyor. Ya internette yazıyorsunuz bir sürü şey var. En sonunda da çıkmış sorular. Bir tane abi de bana biraz soru göstermiş ama şöyle bir şey var. Sınava 3 defa girmek lazım. Ben sınav için kendime yaklaşık bir 30-35 gün arası verdim. Çünkü dedim ki yani geldim burada vakit de geçiyor ama kapandım. Yani o süreçte yemeği yani otelde kalıyordum. İşte otel yurt arası bir şey var ya kaldım. Orada mesela günde bir 6-7-8 saat kapandım çalıştım yani hakikaten. Yani kitabı bir defa okudum. Soru bankaları oluşturmuştum. Onu bir defa çıkmışlar bir defa. Hızlıca bir defa daha girdim. Sınav salonu zaten Türkiye'deki gibi değil. Hani oturuyorsun işte sınav bakıyor. Benim sınavım 1'deydi. 11.30'da gittim. Hoş geldin, hoş buldum. Girebilir misin şimdi? Olur falan. Bir baktım bilgisayar zaten açılıyor. Kulaklığı takıyor. Birisi orada diş hekimliği sınavına giriyor. Birisi orada bilmem ne sınavına giriyor. Bir tane o da knowledge city'de. Şu şeyin orada cümeye Burjel Arap var ya, onun orada Knowledge City var. Orada bir binanın içinde bir Arap işte belgelerini falan diyor. Orada sınava giriyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Şimdi sınavda ben girdim. 100 soru diyorlardı. Sınav 150 soru çıktı. Yani ben biraz araştırmıştım. 150 soru olduğuna ben son bir haftada gittim. Bir de çıkmış soru. Yani ben 7-8 tane saydım. Yani biraz da bilmeniz lazım. Hani TUS bilgilerim de benim biraz tazeydi. Onun da bir hakikaten yararı oldu. Bir de biz TUS'tan geldiğimiz için bizim için çoktan seçmeli bir sınav. Yani Türkiye'deki doktorlar için gerçekten yani bizim için bu sınavlar zordu bu arada. Yani hepiniz en güzel yerlerde olmayı hak ediyorsunuz. Yani her biz buradan haberleri duyuyoruz. Hani hakikaten üzülüyoruz hepsi için. O konulara çok girmek istemiyorum. Herkes yani ne zorlukların içinde olduğunu daha iyi biliyordur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Doktor Ekrem hocamız da işte vuruldu Konya'da. Allah rahmet eylesin. Mekancan dosyan böyle. Neyse onlara hani yani gerçekten onlara girersek bu çok çok uzar. Şimdi size hani isteyenlere ben bu küçük bir guide. Neyse sınavı geçtiniz. İnşallah. Yani sınavdan kalanlardı. Ben Türkiye'de 3-4 tane praktisyen kaldığını biliyorum. Yani hani çünkü çıkmışlar çalışıyor falan. Çıkmıyor. Mesela bana ulaşıyorlar LinkedIn'den falan. Hani çok fazla hani ben de çalışıyorum. Türkiye'den de çok yani hocalarından uzmanlarına yani Türkiye'de hoca dediğim profesörden doçentlerine kadar ya mail veya bir şey soruyor yani hakikaten herkes bir arayış şimdi. O yüzden hakikaten ben de burada bir kişi. Burada da Dubai'de biz yaklaşık 100 tane doktoruz. En genci benim yani bana hani ben yaşı en yakın. Yani Türkiye'den hani yani 100 kişi 110 kişi falan tüm Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bunun işte diş hekimlerimiz de var, fizyoterapistlerimiz de var. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Bu açıdan biz de yetişemiyoruz. Bu video size gayet bu videodan sonra evet, bir 10 katına çıkartırız. Ya işte şimdi ona da geliriz. Prometri'yi geçtiniz. Sonra data flow'u alıyorsunuz. Prometri zaten pass fail sınavı. 100 sorudan galiba 70. Yani %70 yapmanız lazım. Yazmıyor zaten kaç yaptığınız. Pass fail yani. 105. Geçti kaldı.
geçti kaldı. Yani valla 60 mı 70 mi %60 mı %60 da olabilir. Net. Onu geçtikten sonra iki tane belgeniz zaten o sistemde şey oluyor. Mavi tik oluyor. O da mavi tik oluyor. Şimdi şeye başvuruyoruz. Eligibility letter. Ondan pes, bundan pes. Eligibility letter düğmesine de basıyorsunuz. Bir para daha ödüyorsunuz. Çok fazla vallahi ya totalde kendi başınıza yaparsanız bir süre $500 falan. $500. Galiba öyle bir şeydi. Şimdi bilmiyorum. 1100 dirhem ilk baştaydı. 300. Ya bilmiyorum yani $500 $700 arası bir şey. Yani net hatırlamam. $1000 her şey için. Bu yapan insanlar özel şirket tarzı insanlar 4-5 bin dolar civarında. Yapıyorlar. Öyle bir şey. Aynen öyle bir soru aldık. Ama $500 hallediyor. Yani bilmiyorum 500 bak şimdi oradan bir de diyecek ki ne $500 kardeşim ben net hatırlamıyorum. Ama ben hani $1000 geçmedi yani. 5000 yok. 5000 yok. Hayır olur mu? 5000. 5000 ne oldu ya? 5000 ne burada? 5000 sen artık. 5000 yok mu? 5000 büyük para şu an. Ya Dubai'de bile 5000 kötü para değil. 5000 dolar yani. 20 bin dirhem yapıyor. Neyse bunu aldınız deve size lisans vermiyor. Bir tane belge veriyor. Diyor ki al sana diyor belgeyi eligibility letter. Yani sen Dubai'de doktor olarak iş arayabilirsin. Doktor değilsin. Dur. Birisinin senin lisansını çıkartmasın. Bunu kim veriyor? Bunun DHA veriyor sana bir tane belge. DHA veriyor. DHA Dubai yapıyor. Onunla artık başvuruyorsun. Gidiyorsun işte artık LinkedIn'den, Indeed'den işte ne bileyim ben çok yani ben çok bir sürü öyle ben LinkedIn Indeed kullandım bir de açtım haritayı. Dubai haritasını açtım. Baktım böyle hastaneler var. Bastım. Hastanenin sitesine girdim. HR'ı buldum. HR'a direkt CV'mi attım. Bu da bir yöntem. Ben zaten hani şu an zaten ben kötü olmayan bir hastanede çalışıyorum. Burada çalıştığınız yer çok çok önemli. Yani. Burada hani çalıştığınız yerin şartları, yönetimin kimde olduğu yani şimdi hani çok, bunları buraya gelince anlıyorsunuz. Yani bunlar çok önemli şeyler. Allah'a çok şükür öyle bir kısmet oldu. Ben çok uzun sürmedi galiba bir 15 güne yakın. O arada da bir 3-4 tane iş görüşmesine de gittim. Ama burası böyle ilk içeri girdiğimden beri sevdim, hoşuma da gitti. Şu an buradayım ben, memnunum ben. Bir sıkıntım yok yani. Ama burada geleceğiz, bu çok büyük paralar kazanacağız diye düşünüyorum. Ama burada iyi bir hekimlik, saygı. Bunların hepsi, ya bunlar çok basic şeyler ama yani mesela hasta içeri giriyor, yani bugün nasılsın diyorsun hastaya. Hasta diyor ki siz nasılsınız? Sana nasıl yardımcı olabilir? Yani böyle bir 2-3 dakika bir hoşgörüş yapıyoruz ya adamla. Ya bunu hasta direkt odaya giremiyor. Yani bizim hastanemiz de böyle. Hasta giriyor. Mesela geldi Cihan. Hepsi yani geldi içeri girişini açtırdı. İşte kandır. Ne kadar uzakta. İşte şeye bak, tansiyona bakıyoruz. Ondan sonra ateşine bakılıyor. Boyu ölçülüyor, kilosu ölçülüyor, body mass indeksi bunların hepsi yazılıyor. Küçük de işte önce bir hemşireye bilgi veriyor. Hemşire kapını çalıyor. Dosyanı götürüyor. İşte diyor ki duck diyor. Burada herkes duck diyor. Geliyor diyor ki işte şöyle şöyle hasta böyle galiba diyor işte şöyle de bir küçük yani küçük bir bilgi veriyor sen brief mi yani sen böyle bir kendin ne bileyim böyle küçük hoş oluyor. En son yani bizim hastanemizde are you ready duck diyor. Yes please send them in diyorsun. Yani gönder gelsin diyorsun buna. Hasta geliyor. Hi doctor diyor. Hi otur diyorsun. Şimdi benim hastalarımın %70'i bilmiyorum hani hastanemizin isminden mi yani bilmiyorum hastanemizin hitap ettiği içeride %70'i yani şey ne diyorlar Nordic işte British'ler. Ireland'la, yani benim hastanem öyle bir hastane ama tabii başka milletlerden de az ama benim hani popülasyonumun %60-70'i diyebilirim ki British'ler, Avustralyalılar. Bir de ben GP olduğum için bu ülkelerde GP sistemi oturmuş. Yani burada ben yani büyükelçilikten bile çok hastam oluyor buradaki İngiliz büyükelçiliğinden. Çünkü onların gözünde GP benim ne sıkıntım olduğunu bilir. Bilemezse bile bir üst merci anlatabilir. Yani atıyorum bu sıkıntım var ama hani ben bunu tam işte ne nasıl diyeyim açıklayamam ya da bunu aktaramam. Ama bir ihtiyacım olursa GP bunu açtığı için adamlar bu sistemden gelmişler. Ve ben de burada klinisyen olarak çalışıyorum. Şimdi acili falan bilmiyorum. Yani kendi odam var. Muayenehanem var. Hastalar direkt bana randevu alıyor. Geliyorlar. Muayene ediyoruz. Tedavilerin üzerine için. Gerekirse sevk ediyoruz. Ama burada GP çoğu işi yapıyor. Mesela Türkiye'de atıyorum hani belki yapanlar da var. Hani mesela diyabet hastasının işte şeyini bile biz hani ne kadar alacak falan işte hipertansiyon ilacını başlayabiliriz. Yani burada biraz daha GP'nin şey alması bekleniyor.
Sorumlu yani sorumlu biraz daha şey olmuş. Yaparsınız vallahi Türkiye'de o şartlarda mezun olan dilleri burada her şeyi yapar. Dediğim gibi ben burada bir şekilde gidiyoruz Allah'a çok şükür. Şimdi madem çalışmaya geldik, şimdi Dubai'de bu benefitler, yan haklar neler çalışmanın yanında ve tabii ki herkesin de merak ettiği buradaki maaş skalası. Tabii ki direkt net olarak bir maaş yok ama hangi aralıklarda, hangi branşa sahip doktorlar hangi maaş alabilir? Biraz onlardan bahseder misin? Şimdi bu soruya geleyim mi? Ama bunun öncesinde iş bulma. Yani iş bulma gerçekten kolay. Burası dünyanın her yerinden insan çekiyor. Ve inanılmaz bir rekabet var. Yani Türkiye'de biz diyoruz biz sınava gidiyoruz işte çok rekabet var YKS. Biz Türkiye'de yani ne CV hazırlıyoruz ne interview'e giriyoruz. Burada sen hani kaç tane interview ne oldun sen burada mı? Ben burada anladım. Yürüyorum adam hani sana soruyor. Vallahi ben Türkiye'de öyle bir şey yok. Atanıyoruz başlıyoruz oradan bir telefon geliyor başka bir işe geçiyoruz falan. Görevlendirme geliyor. Burada öyle değil. Burada kendinizi hazırlamanız lazım. Başvurduğunuz yerde bazen 400 kişi başvuruyor. Bir pozisyon. Çünkü dünyanın her... Siz bugün burayı keşfettiniz ama Hindistanlar, Pakistanlar o kadar örnek verdi bu arkadaşlarımızdan ama hani onlar burayı keşfetmiş. Onlar var. Yolu onlar bulmuşlar. O yüzden ben 11 aydır burada olup iş bulamayan doktor da biliyorum. İşte dahiliyeci de biliyorum. Pratisyen olarak 7-8 aydır iş bulamayan biliyorum. Bir yılı bitip gidenler biliyorum. Yani bu çok çok yani burası hani gelip işiniz hazır değil. Vallahi özellikle spesifik bir branş yapıyorsunuz. Atıyorum ürolog. Yani mesela ürolog bir hastanenin bir tane ürolog ihtiyacı oluyor burada. O da büyük hastanede ihtiyaç oluyor. Yani düşünün yani sizden önce buraya gelenler hani birisi ya gidecek buradan ya vefat edecek ki onun yerine giresiniz. Ama hani dediğim gibi işte belki pediatri işte GP evet ihtiyaç çok çünkü her yerde çalışıyor GP. Ama GP için de çok fazla mevzu. Yani bunları şimdi buraya gelince şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Gerçekten iş bulmak çok kolay değil. Bir yere başvurduğunuzda 100 kişiyle gireceksiniz. Adam şirketini çıkarıyor. Şak diye onu yaptım, bunu yaptım falan, bunu yaptım diyor. Sizin gireceğiniz de onun kadar iyi değil. Yani mesela bana da der ki enerjik biri lazım. Ben yani enerjik arıyorsanız ben sırt çantasıyla 17 ülke gezdim. Yani onu sağlarım falan. Hadi bunu istemiyorsanız dışarıda da işte 400 kişi var. Nasıl söyledim onu da bilmiyorum yani. Gireceğim de o kadar harika değil. Neyse aradılar başladık yani son iş görüşme. Emin öncesinde de. Neyse geldiniz şimdi maaş. Burada işte hastaneler var, klinikler var. Mesela benim çalıştığım yerin yatan hasta servisi yok. Biz outpatient oluyoruz yani. Biz şehrin etrafında hani 4-5 tane büyük klinik var. Burada işte hasta geliyor, muayene, tedavi bilmem ne. Cerrahlar da işte kendi hastaları nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Sevk ediyoruz onlar artık onlarda. Dediğim gibi maaş çok değişiyor. Kimde çalıştığınızı, nasıl çalıştığınızı. Ve burada kötü bir şey, burada özel sigorta her şey. Yani hasta, mesela benim hastaneme çok fazla yani böyle herkes gelemiyor yani. Şimdi çünkü sigortanın bunu cover etmesi lazım. O yüzden o da çok önemli. Maaşa gelecek olursak maaş yani Türkiye'de aldığınızdan iyi alırsınız. Burada sisteme girip çalışmak önemli ama önemli olan sisteme girmek. Türkiye'de alacağınızdan daha iyi alırsınız yani. Tabii yani Türkiye'de atıyorum 11.000 TL falan devlette yatan bazı doktorlar. Yani ordura falan görüyorum böyle. Yani onun hani iyi bir yani orta bir yerde bir de yeni gelen bir kişi herkes de hoş geldin al sana bir 10.000 dolar kardeşim demez. Burada sizin bir kere buranın deneyiminiz yok yani burada. Siz Türkiye'de Allame-i Cihan olun. Burada şey yani sıfır UAE experience yazıyor biliyorsun artık Indeed'de. Sıfır yani. Ya ben tabii yani burada böyle bir deneyim de olmadığı için o ya maaş çok çok değişiyor. Kendiniz de görüyorsunuz ama maaş doktor olarak burada kötü bir hayat yaşamazsınız. Yani bir Dubai'de en önemli şey bir eve girmek biliyorsun. Özel bir alanın olduğu bir evin olması. Onu sağlarsınız. Yani hakikaten Dubai'de bu çok önemli. Bunu diyoruz. Sadece kardeşim ne yani İstanbul'da da kiralar 10 bin lira. Öyle değildi yani burada daha fazla yani. Burada kira fazla yani kalem olarak kira. Ha araba ucuz. Arabanızı alırsınız yani. Hakikaten hiç sıkıntı. Kira da biraz daha arka taraftan. Arka taraf. Yani benim mesela hastanemin bulunduğu yer bana uygun yani. Orada hani biz hep yani yeni binalar. Ben tek kalıyorum. Öbürü de kötü değil. Çok güzel bir yer kısmı oldu. Ama diyorsanız ki ben marinada yaşayacağım. 2+1 bir evde. O zaman da. Aylık 15 bin lira vurur yani. O zaman da işte dediğim gibi kötü bir para almazsınız. İyi bir para alır. Alabilirsiniz yani. Ama bu nerede çalışır? Mesela bazıları
uzmanlara sadece yüzdelik üzerinden ulaşıyor. Burada hasta gelmiyor ki. Çok az hasta geldi. Hasta nasıyla ölçüyor ya da düşünürse kabul etmiyor bunu. Mesela diyor ki sen işte yüzdeliğini alacaksın. Bu çok kötü. Yani bir basic salarımızın olması lazım. Bazı işte bazı uzmanlar için güzel şeyler var. Evi de veriyor, arabayı da veriyor. Yani çok değişiyor bunu ama kötü değil. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya'da, İngiltere'de yeni başlamış bir doktordan daha iyi yaparsınız. Burada şöyle bir avantaj var. Bu kötü bir şey aslında, avantaj değil. Aslında bu kötü bir şey. Hani bu bir gerçek realite. Burası bir sosyal devlet. Burada aynı gramajdaki aynı ürünü, şu an benim çalıştığım yerde, işte 100 kağıtı alırken şu iki sokak arkaya git ya, benim çalıştığım yer downtown'da. Yani downtown'un dibindeyiz. İki sokak hani geriye git, aynı ürün, aynı gramajı 50'ye de alırsın, 40'a da alırsın. Burada nasıl yaşaman çok önemli. Burası limitli. Sen burada ayda 1000 dolar kazan, hala çok zengin değilsin yani. Çünkü burası limitli. Yani burası dünyanın en zenginlerinin buraya geldiği yer. Ama nerede ne harcayacağını bilirsin. Nasıl yaşayacağını bilirsin. Market bir kere çok çok ucuz. Yani en basitinde bir su bir dirhem yani. Markette bir dirhem, iki dirhem yani. Gerçekten hani bunu mesela toplu suyu aldığın zaman benim çok ucuz yani, ne kadar tam net bilmiyorum ama hani ucuz hakikaten. Biz damacana alıyoruz, damacana 7 lira. Damacana kaç litre var içinde? 5 litre. 20 litre mi? 27 litre su. 20 litre. Biraz pahalı alıyorum suyu da. Ama yani dediğim gibi burada o da su, bu da su. Ya mesela burada atıyorum kimsenin bilmediği pazar var. Dünyanın en büyük pazarı var ya. Fruit Vegetable Market var. Domatesi de çileği de bir kasa çileği 10-15 lira hemen alabilirsin. Ama mesela şu an öyle. Ama bir kasa, bir kilo çileği Carrefour'da ya da yani Carrefour yine reklam var. 300 gramlık paketi 15-20 lira hemen alırsın. Ama o çilek o pazardan gidiyor. Çünkü orası yani atıyorum neden burada yani nasıl yaşadığımız çok önemli. Dubai o açıdan. Çünkü burada aylık 500 dolara da yaşayan, yani 400 dolara belki yaşayan, yani geçimini sağlıyor bir insan burada yaşıyor. O yüzden hani şey değil ama dediğim gibi sisteme girmek gerçekten zor. İş yani belgeleri halledip uzun bir süre işte bulunabilirsin. Ben burada bir tane yani çok iyi kanal var. Yani bunları beni anlatmak da bilmiyorum. Burada bir national belgemi aldım, devlet beni atacak diye bir şey yok. Kapı kapı başvuru yapıyorsunuz. Kapıda gitmiyorsunuz, öyle bir şey de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizi zorlamanız ve kendinizi o an zorlamanız. Sen olarak ilanların çoğunda 3-5 yıllık tecrübe istiyorlar. İlk etapta iş bulmak zor olur mu? Tecrübesi yok. Yani, anlattım. Yani. Dediğim gibi, yani burada sen şöyle... Sen 2 yıl tecrübeliydin. Ama gerçekten bu, yani ne bileyim, ananız dua ediyor, babanız dua ediyor ya da siz kendiniz. Yani bir sürü faktör var. Gerçekten kolay değil. Çünkü burada Covid döneminde çok doktor almışlar. Bu doktorlar bu süreçte evrak işlerini halledip burada çalışmışlar. Mesela ben interviewlere gittiğimde 2 yıllık tecrübesi olan adamlar vardı yani. 1-3 yıllık dediğim gibi. Ama işe girer misin? Türkiye'den gelmenin bir avantajı var. Gerçekten kötü bakılmıyor, seviliyor. Yani insanlar size değer veriyor. Burada ben bunu hissettim yani. Acillerde alakalı bir bilgin var mı? Çalışmalar yani, nöbet usulü mü oluyor diyor. Aciller hakkında gerçekten bilgim yok. Uzmanlar genelde çalışıyor ama pratisyen çalışanlar da var. Acilde gerçekten ne olup ne bitiyor? Yani hiç haberim yok. 24 saatte kaç hasta? Ya bilmiyorum yani benim. Ya burada mesela yani bizim sistemimizde 15 hasta bakıyorsa bir doktor çok vakti olur. Yani bizim şeyimizde. Ama işte yarım saat hastaya ayırıyoruz. O da 20 dakika, 15 dakika. Onu sen belirleyebiliyorsan acilde ne olur? Çok çok yoğun aciller de varmış. Ben de duydum ama bunu birebir müşahede ettim. Ya da bir tane arkadaşım var acilde çalışıyor. Bilmiyorum. Bu konusunda hekimlerin aksanını anlamak çok zor oluyor. Ve sağlıklı da Hintli çok problem olmuyor. Yani benim hemşirem var Hintli ama aksanı gayet güzel ama hasta olarak Hintli hastam sadece bir tane olduğu için o da. Sen Avrupalı hastan olduğu için yani, native language. Yani işte British'de hızlı konuşuyor, anlamaya çalışıyor. Onlar native olduğu için zor oluyor. Aynen yani. Anlıyor bir şey ama yani halledersiniz. Vallahi bunlar çok. Pratisyen olarak tek çalışmaya acilme demiş. O zaten adamda. Yok her yerde. Burada telefonda işte burada bu Türkiye'de evde bakım var ya. Onun doktorluğunu yapabilirsin. Klinikte çalışabilirsin. Acilde çalışabilirsin. Mesela başka yerler de var. Özlük hakları. Güzel özlük hakları genelde bir uçak biletimiz verir. Burada her işte var. Aynen yıllık bir, sen de biliyorsun, sen de var. 30 gün bir annual living diyor.
ne bileyim işte sağlık sigortanız yapılır. Kötü değil ya o şeyler, iyi yani. Hani direkt başladığınız, hani o işte bir senen dolacak da bu işi yapacaksın da diye bir şey yok yani. Biliyorsun Türkiye'den izin kullanmak için bir sene dolmaz. Burada öyle değil yani. Mesela benim hastanemde her bir haftada bir gün mü öyle bir şey atıyor? Yok. Her iki haftada bir gün mü ne öyle, bir buçuk gün mü, 1.5 gün mü ne izin hakkım doğuyor. Yani overtime'lar var bilmem ne yani. Kötü değil. Bunlar kötü değil ama başka sıkıntılar var. Yani burası sıcak, bilmem ne, trafik, dua yok falan, onlar ayrı. Türkiye'de uzmanlığını almış cerrahlık yapan yardımcı doçent. Bir kadın doğum uzmanı da uygunluk belgesi almak zorunda. Herkes almak zorunda. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Burada konsultan diye bir title var. Pratisyen, specialist, bir de konsultan. Hani burada profesör tanıyorum Türkiye'den. Konsultant olamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin o eğitimini saymıyor. Burada sınava Türkiye'den mezunsanız benim bildiğim sınava girmek zorundasınız. Araştırın. Bakın ben de yani bunu söylediği şey olamam. Hani geçen oturdum bir hocamızla. Türkiye'de iyi bir yerde. Mesela o şu an uzman olarak çalışıyor. Profesör ama işte profesör, yani uzmanlığın da belli bir kazanç limiti var. Konsultant çok önemli bir şey. Ve Dubai galiba Türkiye'den mezun kişileri konsultant kısımlarına alıyor. İşte ya American Board istiyor, ya Western Board, European Board istiyor, ya UK Board istiyor, Ireland falan istiyor. Doktor alımlarının Dubai için abi sürekli değiştiği söyleniyormuş. Böyle bir şey doğru. Doktor alımlarının Dubai için. Çok değişiyor yani burada. Şöyle bir şey. Bir kere hani burada mesela komple Dubai'de galiba 4 tane devlet hastanesi var. Ya 4 ya 5 yani işte. Rush Hospital, Warlakit Hospital, Dubai Hospital. Özel sektöre gitmelisiniz ve özel sektörün ihtiyaçları çok çok var. Yani burada hastaneniz çok değişebilir. Atıyorum bu insurans kabul edebilir, bunu kabul etmeyebilir. Çok çok değişken bir şey ama dediğim gibi buraya gelip gerçekten hiç mutlu da olmayabilirsiniz. Ama işte bunları düşünmeniz lazım. Sadece daha da araştıracaksınız. Ben bir videoma bakıp millet ya vazgeçmesin ya da bir uçak bileti alıp buraya gelmesin. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan İngilizce sınavı hakkında bilgi verir misiniz? Bütün doktoralardan bilmesi gerekiyor mu? İngilizce, İngilizce yeterlilik sınavı. Burada hiçbir İngilizce yeterlik sınavı yoktur. Burada İngilizce yeterlik sınavınız, girdiğiniz İngilizce sınavda soruları anlamanız, anlama beceriniz ve cevaplama beceriniz, girdiğiniz interview'lerde kendinizi anlatma seviyeniz, zaten orada oturuyorsun, HR manager var, işte operation manager var, CEO var genelde burada. Böyle hastanenin CEO'su var orada. Hastanenin HR manager'ı var. Onlar sana İngilizce konuşuyor, sana Türkçe konuşmuyor, orada hani senin seviyeni anlıyor. Yeah. İki gün sonra da göreve başlıyorsun. Hasta geliyor içeri. Hasta diyor ki buyum lan sen. Sorry I don't get you. Bir defa, iki defa I don't get you. Üçüncüsünde. Ya vallahi çözersiniz onu. Ama öyle bir sınav yok. En çok tercih edilen ya da iyi olduğu söylenen hastane hangisidir? Bu çok değişik. Bunun hakkında bilgim yok. Çok fazla. Onu araştırmanız lazım. Konuşmanız lazım. O hastanedeki hocalara mail atmanız lazım. Ama dedim yürüyorlar. Cevabı yok yani. Yani. En çok hangi branşta doktor ihtiyacı oluyordu sence? Valla şöyle bir şey, çok spesifik bir iş yapıyorsanız ihtiyaç azdır ama bir şekilde sisteme girerseniz de en iyi kazancı siz alırsınız. Atıyorum. Sadece meme kanseri yapan doktor oluyor mesela. Çok iyi yani. Sadece meme kanseri yapan doktor kaç tane ihtiyaç var ayrı ama atıyorum ya yine ürolog diyeceğim aklıma çok şu ya da atıyorum bile spesifik göğüs cerrahisi falan hani böyle bir şey yapıyorsanız bir hastanede hani anestezi mesela tamam yani mesela anestezi benim hastanemde anesteziye gerek yok çünkü biz kimse yatırmıyoruz. Burada büyük hastane de çok değil. Anestezist kaç tane gerekiyor? Yani 8 saatte bir tane çalışan. 5 olsun. Buradaki büyük hastanelerde 5 tane. Yani dediğim gibi pediatrici dahil oluyor. Tabii sayısı daha fazla oluyor yani bizim hastanede. 4 tane ne pediatrici var? 5 tane de var. 4 tane. 4 ya da 5. Mesela GP estetik diye bir şey var. Yani burada GP'ler estetik yapıyor. Medikal estetik etkinliği. Kursları alıyorsunuz. Takır takır yapıyorsun. Yani aslında onlardan da ücret alıyor. Onları bir yola girmedim ama. Şu usta çekimden geçsin. Bir soru daha var. İki çocuğum var. Eğitim masraflarını şirketler karşılar mı yoksa sözleşmeye göre değişir? Sözleşmeye göre çok değişir. Eğer sözleşmeniz onu kavur etmiyorsa, kapsamıyorsa öyle böyle para veremezsiniz. Burada devlet sadece kendi, bir de burada biz Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olamıyoruz biliyorsun. Evlensen bile, öyle bir niyetiniz varsa diye söylüyorum.
yeni bir kanun geldi. Kadınların da artık evlensen bile çocukları haklardan yararlanabiliyor. Sadece sağlık ve eğitim. Sağlık çocuk eğitim. Yine vatandaş olamıyor. Tabii tabii olamıyor. O yüzden eğer hastane onu kabul etmiyorsa çok fazla para ödersiniz. O yüzden bekarlara welcome. Peki 4 yıllık kadın doğum uzmanı ve eşi de 4 yıllık cerrah. Birlikte başvuru yapmanın bir artısı olur mu? Neye başvuruyor bilirler? Neye siz başvuruyor? Süreç ayrı ayrı işte. Her birinize ayrı bir kesmem var. Çünkü bir atıyorum hani millet işte şöyle bir İrlanda'ya gideceğim. Evli olarak gidebilir miyim? Öyle şeyler soruyorlar ya. Onun mu öyle bir şey yok ya burada. Vize dünyadan koyanlar ya daha sonra onun zaten canını anlatıyor Aydın. Tabii tamam. Başka sorun var mı? Malpraktis veya komplikasyon durumlarında Türk olmanın bir dezavantajı var mı ya da stres sorunları olmuş malpraktis? Türkiye'den gelmenin ne büyük bir zorluğu olacak onu anlamadım ama burada Türkiye'den gelen insanlara karşı iyi bir muhabbet var. Mesela sözleşmenize genelde malpraktis dahildir ama malpraktis tabi yaparsanız burada DHA'yı da sorar size, hastane de sorar size. Yani onu sözleşmenize katıp katmamanıza bağlı. Sözleşme zaten bir yerle son noktaya vardığınızda size offer letter atıyor. Onu oturuyorsunuz, kendiniz bakıyorsunuz, bir arkadaşınıza soruyorsunuz. İşte çok değişiyor. Hani basic maaşınız olur, üzerine bir şey alırsınız. Basic maaşınız olmaz, yüzdelik alırsınız. Hiç hastanede çalışmazsınız, sadece hastaneye edersiniz. Çok değişiyor yani. Sonra akreditasyon belgelerini anlattı zaten. Biraz Dubai Health Authority kendisi mi kontrol ediyor dedi. En son aşamada o zaten. Ona bir para yatırıyorsunuz. 200 dirhem mi 300 dirhem mi öyle bir şey diyor. Ondan başka bir zaman yoktu. Sadece yani toplamda ne kadar ödemek demiş. Ona da zaten 1000 dolara geçmedi. Vallahi öyle hatırlıyorum. Şimdi burada bu işi yapan hani birileri vardı. Burada o kadar da az değil. Ya benim hatırladığım 1200 ben hatırladım belgelere verdim. 300 dolar da kilometreye ya 300 dolar verdim ya 300 dirhem orayı karıştırıyor. Bak 1200 dirhem ne kadar yapıyor? 300 dolar. 300'de sınav olsun 650. 100'de ya 750 civarı diye hatırlıyorum yani belki daha az. 50 artı 50 eksi yani. 100 artı 100 eksi. Şimdi geçmiş. Peki abi. Dubai hakkında. Genel bir şey şu an Dubai. 8 ay deneyimim. Vallahi Dubai şöyle bir şey. Dubai size hem her şeyi sağlıyor hem her şeyi de yani ne bileyim atıyorum yapınıza çok bağımlı atıyorum Erenler, canlılar eğlenmeyi seviyordur. Yani onu da bulabilirsin. Dindar bir adamsan ya da cami de var. Atıyorum lavabo önemlidir senin için. Su vardı. Yemek istediğini alırsın. Domuz yoktu. Alkol kullanıyorsun. Ya her şey, herkese her şeye uygun. Ha burada için kötü bir şey ne var? Burada atıyorum hani bir dere kenarına gideyim piknik yapayım. Dağa tırmanayım. Yani dağ dedim hani haftaya falan sen gidiyorsun arada hani dokumentura dağ, yapıyorsun da hani bir şey yani yapıp bir yerde yürüyorsun yani, görüyorum yani. Öyle hani tepelik gibi bir şey yani. Türkiye'de dağ deyince böyle yeşil, Karadeniz yeri mesela. Şurada cebel diyor tamam mı? Cebel Arapçada dağ demek yemin ederim tepe. Bunları 10 kişi kazmayla biz onu yaparız yani bir akşam. Ya burada onlar ikisi yani bir dağa çıkayım, işte dereye çıkayım, geziyim. Hani hafta sonu oldu ailemle bir şey yapayım. Yani burada mesela yaz oldu biz ne yapıyoruz? Mesela ben arabamdayım, işime geliyorum. Bir yerde durmaya çalışıyorum. Yani iç mekandayız yani. Ne? Yani akşam bir yere gidiyorsun, durduğun yerde terliyorsun. Bunlar gerçekten dezavantajı. Ama bunlar da hani işte birazcık tabii ki Türkiye'deki gibi bir samimiyet ortamı da var. Burada insanlar o kadar sıcakkanlı değil yani işin doğrusu. Bir de burada yerliye temas diye bir şey çok az yani. Atıyorum benim hastam oluyor yerli, öyle temas ediyorum ya da... Öyle yani, burada öyle çok azlar. Onun haricinde her yer arıyor. Her yer. Çünkü araba ucuz ve vızır vızır. Trafikte kurallar çok sert. Hem kurallar çok sert hem kuralsızlık da var. Evet. Mesela ben onu anlamadım. Mesela burada aşırı yavaş araba kullanıyorum. Memlekette arkadaşlar böyle daha geçer. Ben burada hız cezası yapmıyorum. Bir defa yedim ama hız cezası da aldığım bir şey değil. 200 dolarla yakın bir şey yani. Çok az yani. Kırmızı çok yani öyle cezalar verirler ki ama otobanına giderken sağınızdan vızır vızır araba geçer yani. Sağa geçmek isterseniz araba geçer. Yani burada hem çok fazla araba var. Sıcak, önemli falan. Onun haricinde böyle ne bileyim öyle bir şey yok yani bir doğaya çıkayım diye bir şey yok. Ama buradan dünyanın her yerine uçarsınız ama özel sektörde çalışma 6 gün, yani 5,5 günle 6 gün yani onu da bilmiyorum. Çalışma saatleri? Yani 9-5 çalışıyorum. Yani iyi. Mesela ne yani yemek de işte arayı veriyorsun öyle bir yemek vaktimiz yok ama hani istedim.
Yani böyle hani atıyorum kapıda hastalar birbirini yumrukluyor diye bir şey yok yani. Çam tekmeyiz. Sen yemek yeme. Ulan sen tuvalete mi gittin lan? Ya öyle değil, adam kapıda bekliyor mesela yarım saat. Çıkıyorsun diye şimdi ben bir lavaboya gideceğim. Adam bir yarım saat daha bekliyor. Yani burada insanlar inanılmaz nezaketli yani. Ya belki benim çalıştığım hastanede böyle ama. Bilmiyorum yani genel itibariyle insanlar burada birbirlerine karşı bilmek mi? Peki abi. Bir şey soracağım. Dubai'den buraya gelmekse doktorlar ne tavsiye edersin? Yani, Türkiye'ye Dubai'ye gelmesin. Yani işte dediğim gibi iyice düşünsünler, karar versinler. Her şeylerini buna bağlamasınlar ama bunun için kararlaştırıp bir şekilde fokuslanıp başvursunlar. Ama dediğim gibi burada vatandaş olamazsınız. Asla burada 100 sene yaşa vatandaş olmaz. Burada emeklilik de yok galiba. Yok. Ha, burada nedir? Maaşınızdan vergi kesintisi olmaz. Ne yazıyorsa, salary sertifikatında ne yazıyorsa şak onu alırsın. Damga vergisi, bilmem ne vergisi. Böyle bir şey yok. Direkt maaşını alırsın. Burada vergi de %5. Ama işte dediğim gibi buranın da dezavantajı yani özel sektör. Hastane hasta getirmeni bekliyor. Hasta çekmeni bekliyor. Bu da ayrı bir sektör. Yani Türkiye'deyim hasta gelsin. Hani hem çok pahalı. Yani gerçekten hani mas pahalı. Yani bunu pahalı deyince yani Amerika'dan hani millet videolar falan atıyor ya, işte Amerika'da doktora gittim başıma bunlara geldi. Aynısı burası. Burası aynısı. Fiyatlar yani ben görüyorum mesela. Atıyorum bir complete blood count, tam kan sayımı istediğimde ne kadar şey olduğunu görüyorum yani. Onun ne kadar gitti, yani Türkiye'de onun ne kadar yapıyordu. Burada yani bir EKG, mesela bir EKG çekiyorsun çok pahalı. Eğer işiniz cover etmiyorsan oradan çok pahalı. Çok değişiyor bizim hastanede. Birazcık hakikaten pahalı şimdi fiyatları söylemeyeyim. Ama gerçekten pahalı yani. Pahalı ama orada ne diyor? Bir şey birisinden bir hizmeti aldığınız zaman onun bir fazlalığı var. Çünkü EKG ne kadar elektrik harcıyordur? 1 dirhem olsun. 2 dirhem. Jelde 2 dirhem. 4 dirhem. Ha, Türkiye'deki yani sana şöyle söyleyeyim. 4 dirhem iş yapıyor. Alıyor bizden 2000 lira. Ama o hemşire onu nereye koyacağını biliyor. O doktor o giden gelen yazılarda 6 yıllık emeğiyle, 10 yıllık emeğiyle ne anlama gelen? O kağıdı göster burada. Aha, Eren'e göster. Eren ne yazıyor? Dersin ki onlar bir çizgi çizmişler abi. Belki de okulda adam şey öğretiyor. Ama orada, burada işte hizmet ödülü veriyor. Yaptığın işin hakkı veriyor. Yani onun hakkını alırsınız ama dediğim gibi pişman da olabilirsiniz. Sıkılabilirsiniz. Hasta gelmeyebilir. Problem yaşayabilirsiniz. Yani bunlar çok önemli. Başka da valla aklıma da bir şey gelmiyor. Başka ne ekleyecek? Başka bir şeyim yok. Gayet güzel bir soru cevap da oldu bence. Gayet yeterli. Türkiye tümleri için de bir açıklayıcı oldu. Türkiye'den gelen herkes için artık. Diğer ülkeler için daha fazla video var. Daha çok Almanya'yı tercih ediyorlar. Evet, Almanya için. Ama tabii. En azından burası da bir alternatif. Her ne kadar çok büyük bir şey olmasa da burada istek. Açık olmasa ama bence. Burası bir şehir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Almanya bir devlet. İngiltere bir devlet. İspanya bir devlet, Amerika bir devlet. Siz Dubai şehrinin 3,5 milyon nüfusumuz var. Galiba işte kışın falan bir 7-8 milyon oluyor turistlerle beraber. Böyle bir şey galiba bilmiyorum. 3,5 milyonluk bir şehirde ne kadar doktor ihtiyacı olur? Bunu düşünerek gelin. Burası bir şehir. Yani insanlar bunu unutuyorlar. Zannediyor ki Dubai'nin köyleri var. Köyü var mı? İlçesi var mı? İşte, yok. Bir hat da var, küçük bir yer. Orada da bir tane küçük devlet hastanesi var. Bir tane bizim işte hastanenin işte holding gibi bir şeyin bir hastanesimiz. Orada resortu var. Oraya gittim bir tane. Diş hekimi dedi ki ben buradaki işte 2-3 tane diş hekimi. Dediğim gibi burası bir şehir yani. Bunu hiç unutmayın. Yani burada hayal kırıklığınız şok olabilir. Ama sistemin içine girip çalışırsanız da avantajı çok. Çocuğunuz varsa ayrıca onda masrafı çok. Eğitim, evde tutacaksın. Yani 2+1 bir eve çıkacaksın. Yani onun bir masrafı var. Bir de burada mesela evi tutuyorsun. Atölye evi tutuyorsun, çek veriyorsun. Defaatimize çekin burada. Yani. Onun işte çekini al, 4 çek yapıyor. Çeki veriyorsun, maaşından çekiyor. O çeki yazdığın tarihe. Artı bunun ne kadar evi kiralamışsan %10 housing vergi var. Siz mesela belki evde kalmadığınız için bilmiyorsunuz. Mesela atıyorum evi kiraladım 40 bin dirheme. 4 bin dirhemi de devlete veriyorsun. Çöp vergisi, bilmem ne vergisi. Onun da 12'ye bölüp her ay kesiyor. Üzerine de elektrik, su. Tabii internet masrafları falan. İnternet de çok pahalı. İnternet çok pahalı. İnternet dünyanın neresinde bu kadar pahalı bilmiyorum yani. 100 dolardan aşağı değil yani güzel bir internete sahip olmak. Çok mu hızlı? Evet. 100
dolar falan. Ama her apartmanın güzel bir güvenli 7-24 saat var. Arabanı koyabileceğim bir yer. Yani bizim kaldığım yer bir yer. Bu açıdan yani burada her apartman sağlam. Evet. Yani güzel bir otopark, yeriniz var. Sessiz, ücretsiz rahatsız etmez. Bu açıdan kötü değil ama dediğim gibi yani Avrupa'daki işte şeyi de burada ararsanız mutsuz olursunuz. Ne istediğinizi belirleyip ona göre gelmeniz lazım. Benim için avantaj, istediğim yemeği yiyebiliyorum. Herhangi bir restorana gidip diyorsunuz ben yemek konusu benim çok en büyük. Her şeyi gönül rahatlığıyla yiyebilmeyi. Yani aynen hani her ülkeyi de bulursun burada. Burada yani ben 10 tane hasta bakıyorum, onu da ayrı mı? 2 tane üst üste aynı ülkeden adam gelmiyor. 2 tane üst üste adam, yani hani genelde şeyler oluyor. Yani 10 tane bakıyorsun, 9 tane var mı? 5-6 tanesi farklı ülkeden yani hep böyle oluyor. Çünkü burası öyle bir yer. Burası ne diyorlar? Mix bir yer yani, karışım. Global. Global bir yer, ne diyorlar? Globalleşen dünyada burası da. Ya burası küçük bir Amerika'nın Orta Doğu'daki bir şehir ya. Ne diyorlar? Amerika yaptı bu. Gelin görün bir tatil yapın. Ya şimdi gelmeyin mi? Çok işe doğru gelirsiniz. Son olarak ya. Son olarak benim eklemek istediğim bir şey yok. Sana teşekkür ederiz bu işin içerisinden bize de valla vakit ayırın. Valla sizin için ben hani uzun zamandır ama istediğim bir ev, bir araba buldum. Evet, yani Ramazan girdi araya. Bir şeyler oldu. Anca şey yapabildik. Umarım buraya gelecek hekimlerin hepsine faydalı olur. Onlara bir yol gösteren olur. Olur ya. Kimse buraya boş boşuna gelmemiş olur. Beklentileri ona göre ayarlamış olur. Teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Şef Ahmet izlemeye devam edin. Görüşürüz abone arkadaşlar. Görüşürüz. Nereden abone oluyoruz? YouTube kanalımızda. Şurada. Aynen. Abone buradan mı? Bak. Şuradan. Şey, aynen. Şuraya getirin. Şuradan abone oluyoruz. Görüşürüz.